أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, konumuz neydi vecizden? Seddüz zerai'ye. Bundan bir ders okuduk. Bu aslında helal olan ama sonuç itibariyle harama götüren bazı şeyler vardı. Onları gördük. Efendim şimdi ihtilafül ulemai fil aks bi seddüz zerai'ye. Seddüz zerai'yi kabul etmede alimlerin ihtilafı. Bazıları bunu kabul ediyor, bazıları kabul etmiyor. El-ef'alü minen nev'ayni. El-ef'alü fiiller, yapılan işler minen nev'ayni. İki nevi'den. O da hangisiymiş? İki nevi'den beden. Es-sani ve salis. İkinci ve üçüncü nevi'ler. Bak dikkat edin yukarıda hemen. İkinci nevi neydi? Eğer çoğu zaman yapılan iş zarara götürüyorsa onun mefsedeti maslahatına tercih edilir demişti. Mesela kargaşa zamanında silah satma gibi. Memlekette kargaşa var. Adam silah satıyor. Silah satmak hadi zatında fitne ehline satmıyorsa caiz. Ama silah eğer kargaşa zamanında kötülüğe götürüyorsa o zaman silah satımını caiz görmemişler. Üçüncüsü de o da neydi? Efendim mükellef bir şey yaptığı zaman o mükellefin yaptığı şey bir zarara götürüyor. Mesela mabudu aleyhinde kullanılmıyor. Başka maksatlarla, başka sebeplerden dolayı kullanılıyor. Bu da neydi? İşte evlenmekinde ne? Helal. Ama üç talakla boşanan bir kadını önceki kocasına helal kılmak için hulle yapma maksadıyla evlenmek, bak normalde helal olan bir şey mükellefin fiiliyle harama götürüyor. Böyle bir şey yapmak caiz değil. Adam sadece kadınla evleniyor. Niçin? Önceki kocasına onu helal kılmak için. Sonra tekrar boşuyor. Boşuyor. İddet bekleyecek kadın. Bir önceki kocasından boşandığı zaman iddet bekleyecek. Bir sonraki anlaşmalı evliliğinden sonra iddet bekleyecek. Böyle anlaşmalı hulle dinde caiz değil. Ama evlilik helal. Evlilik helal ama yaptığı helal iş sonucunda zarara götürüyor. Zarara götürüyor ya. Onun için bunu ne yapmış? Efendim haram kabul etmiş. Peki kerahat-ı tahrimiye bu tabi. Hiye o ikinci ve üçüncü neviler nedir? Elleti öyle neviler ki vaka'al hilafu fiha. Burada ihtilaf meydana geldi alimler arasında. Etümne'u men edilir mi? Yasak kılınır mı? Liftaiha ile mefsedeti sonucunda zarara ulaştırdığı için emla yoksa haram kılınmaz mı? Bu konuda ne yapılmış? İhtilaf edilmiş. Fel hanabiletü vel malikiyetü. Hanbeliler ve malikiler galu dediler. Tümne'u eğer bu harama götürüyorsa, toplumda bir zarara sebep oluyorsa ne yapılır? Böyle bir işlem men edilir. Ve gayruhum maliki ve hanbelilerin dışındakiler keşşafiiyeti ve zahiriyeti. Şafii mezhebine mensup olanlar ve zahiriye mezhebine mensup olanlar gibi galu dediler. La tümne'u men edilmez. Böyle demişler. Ve vichhetü haulâi. Bunların izahları, vichhetü haulâ, bunların konuyu değerlendirmeleri Şafii ve Zahiriye mezhebine mensup olanların. Enne hâzil ef'âle, bu fiiller mübâhatun, helaldir haddi zatında. Fela tasîru olmaz memnuaten, yasak olmaz. Niçin ihtimali iftâiha, bu fiillerin ulaştırma ihtimali olduğu için nereye iler mefsedeti. Mesela bu ikinci şeyde ne vardı? İşte silah satımı gibi veya yerini, mekanını kumar oynanan bir yere veya faiz muamelelerin işleneceği bir yere vermesi gibi. Yani ileride böyle bir zarara uğrama ihtimaliyle bunları yasaklamak doğru değil diyor. Bunlar ihtimal diyor. İhtimal üzerine dokun bina edilmez diyor. Bak Şafiiler, Zahiriyeciler ne diyor burada? Fela tasiru olmaz bu mübah fiiller. Memnuaten yasaklanmış olmaz. Niçin?
yasaklamış olmaz. İhtimali iftaiha. Bu mübah fiillerin ulaştırma ihtimali olduğundan dolayı. Nereye? İler mefsedeti. Yani zarara götürme ihtimalini düşünerek. Ve vichetül evveleyn. İki evvelkilerin izahı bu konuyu. İki evvelkiler hangisiydi? Hanbeliler, Malikiler. Onlar diyorlar ki enne sedde zerai'i, bu ileride harama vesile olacak şeyi engellemek, aslun min usulü teşri'i, yasa koyma asıllarının bir asıldır. Temel prensiplerden bir prensiptir. Öyle asıl ki gaimü bizzati, bizzat var olan, bizzat mevcut olan teşri, yasa koyma asıllarından bir asıldır. Ve delilün muteberun, geçerli bir delildir. Min edilletil ahkami, hükümlerin delillerinden geçerli bir delildir. Öyle hükümler ki tübna aleyhi, öyle deliller ki tübna aleyhi, onların üzerine bina edilir. El ahkam, hükümler. Hükümlerin bina edildiği, hüküm delillerinden geçerli bir delildir. Zaten hükümler neyin üzerine bina ediliyor? Deliller üzerine bina edilir. Delil olmadan hüküm olmaz. Feiza damel fi'lu, fiil devam ettiği sürece, zeriaten vesile olmaya, ilel mefsede. Fema dame. Fema damel fi'lu. Feizem dedim ben. Evet. Yok, fema burası. Fema damel fi'lu, fiil devam ettiği sürece, zeriaten, zeria vesile demek zaten. Vesile olmaya, vasıta olmaya devam ettiği sürece, nereye? İlel mefsedetir racihati. Zararı belli olan, zararı belli olan, kesin olan bir şeye vesile olmaya devam ettiği sürece, peki ve şeriatü caet, halbuki şeriat geldi bimen'il fesat, zararı ortadan kaldırmak için geldi ve seddi turukihi, ve fesadın yollarını kapatmak için, zararlı şeylerin ve menafizihi, onun pencerelerini, menafis ya da onun nüfuz yerlerini. Geçit yani. Geçit. Geçiş yerlerini. Menafiz, o manada olabilir. Menafiz. Menfez. Menfez. Yani geçiş yerlerini, yollarını, fesadın yollarını men etmekle geldi. Onları getirir şeriat. Öyleyse fela büdde, elbette gereklidir. Min mem'i hadel fiili, sonucunda zarara götürecek fiilleri, helal olsa da kendi zatında, bu fiilleri işlemek sonucunda toplumu zarara götürüyorsa, fertleri zarara götürüyorsa, şeriat bunu men etmiş. Bunu kim söylüyor? Hanbeliler, Malikiler. Fehaulâ'i, bunlar, yani bu meseleyi böyle izah edenler, nazaru, baktılar, ile makasıdın ef'ali. Fiillerin maksatlarına, fiillerin başlangıcına değil. Bu fiili niye yapıyor? Onun maksatları, maksadı ne? Ve gayatiha, gayelerine baktılar. Ve mealatiha, sonuçlarına. Mealat, meal var ya, meal. Yani sonuçlarına, sonuç itibariyle nerede noktalanacak bunlar? Onlara bakıyorlar. O zaman fekalu, hükmettiler bil men'i. O işin men'ine hükmettiler. Ve lem ya'tebiru, hiç itibar etmediler. İbahatehu, onun ibahasına, mübah olduğuna. Mesela işte bu fitne döneminde efendim fitne ehline silah satma gibi veya bir gayrimenkulunu haram işte kullanacak bir kimseye dükkanını, evini, mekanlarını kiraya vermesi gibi veya mesela müşriklerin ilahlarını sövüp sayma gibi, yukarıda saymıştı. Adam müşriklerin ilahlarına söverse haşa, o zaman onların Allah-u Teala'ya dil uzatmalarına sebep olmuş olur. Bak, vesile. Aslında müşriklerin ilahlarına dil uzatmak caiz. Ama sonuç itibariyle, gaye itibariyle, maksat itibariyle onlar da sizin. Hani ayette diyor ya, لَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Yani onlar da düşmanlığına Allah'a söverler haşa. O zaman onların putlarına dil uzatmayın. O zaman şeye sebep olmuş oluyor. Yani onların da bizim ilahımıza, Rabbimize dil uzatmalarına sebep olduğu için, hadizatında helal olan iş haram bir şey ulaştırdığı için sonucunda maksat itibariyle bu. O zaman bu caiz değil, helal değil. Ve ulaik, işte yukarıdaki
bu meseleyi böyle izah edenler, Hanbeliler, Malikiler, nazaru baktılar ila ibahatihi, ülaik onlar, yok şeyler bu, ülaik ikinci ülaike var ya, bu Şafiiler, Zahiriyeciler, işin mübahlığına baktılar. Bir kaddın nazarı an neticetihi, sonucunu hiç görmeksizin, sonucuna gözlerini kapayarak, sonucuna bakmadılar. Madem iş yapıldığı an itibariyle helalsa, sonucu muhtemel olan şeylerle hüküm değişmez dediler. Bir şey helalsa helaldir, haramsa haramdır. Sonucu muhtemel işte şunlar şunlar olur düşüncesiyle efendim haram olmaz dediler. Ülâik Hanbelilerle şey, Şafiilerle Zahiriyecilere gidiyor. Fekalu, o zaman bunlar da dediler, hükmettiler bi ademi men'ihi, yasak olmamasına, tercihan, tercih ederek, lil izni şer'iyyi, şer'i izni, öyle şer'i izin ki el ammi, genel, öyle şer'i izin ki el varidi fihi, yine o izinde gelen, alet darari, zarar oluşan, öyle zarar ki el muhtemeli, muhtemel zarar, olması muhtemel, belki olur belki olmaz, efendim öyle muhtemel zarar ki el müteettâ minhü, o fiilden oluşacak. Müteettâ min. Müteettâ, müteettî, müteettâ. Teettâ, müteettî mi demiş? Harekelemiş mi? Y koymuş bizde. Olabilir mi? Ya var. Noktada olmuş. He. Müteettî olursa ondan hasıl olan, o fiilden hasıl olan muhtemel zarar oluşacağı için o fiili yasak kılmamışlar. Müteettî, hasıl olan. Teettâ, yeteettâ, teettiye. Müteettin, müteetten. Müteetti, müteetti yündür aslı. Ama burada la mütarif geldiği için el müteetti minhü. Minhü o yapılan şeriatın izin verdiği işi yapmakla muhtemel zararın geleceğini düşünerek dinde mübah olan bir şeyi yasaklamak doğru değildir diyorlar. Ve ra'yül evveleyni el mani'ayni. Ve ra'yul evveleyn, ilk ikisinin re'yi, yani Malikilerin, Hanbelilerin, el mani ayni, engel men eden, el mani ayni, ikisi de olmaz diyorlar da, huvel eseddü, en doğru olan budur. Huvel eseddü. Orada sizinkinde şey var mı? Ve ra'yul evveleyn, o da olabilir. Ve ra'yul evveleyn, el mani ayni, huvel esed. Evveleynil mani'ayni. İlk evvelkiler, yani Hanbeliler ve Malikiler. Oraya tesniye de okuyabiliriz. Cem'i de okuyabiliriz. Huvel eseddü. Orada dalın üzerinde şedde var. Sizinkinde var mı? Var hocam. Ha. Yani en doğru olan budur. Tamam mı? İlk görüş yani. Evet. Fel vesailü, çünkü bu da önemli bir kayda bakın. Vesileler mu'tebaratun bimekâsıdihâ. Vesileler maksatlarıyla değerlendirilir. Maksat ne? Maksat. Mesela şimdi bir adam evinden çıksa, çarşıya doğru gelse, işte bu kumarhaneye gitme maksadı olsa neticede, o gidişi bile efendim bir yerde günaha vesile oluyor. İşte bakın, vesileler asıl sonuçları, maksatları itibariyle değerlendirilir. Hocam orada bir olmalı değil mi? Makastan önce. Ne var? Bizde B'yi koymamış da. B'yi makbası diye. Bizde B yok. Olacak. Tamam. Yani. Fel vesail mu'tebaratun bi makası diye. Burada B var. Tamam. Ve fihada bu konuda yekul ibnül kayyimi. İbn-i Kayyim rahimahullah şöyle diyor. Lemma kânetil makasidu, maksatlar olduğunda la yutevassalu ileyha, o maksatlara ulaşılamaz. İlla bi esbabin, bir takım sebeplerle, maksatlara, vesilelerle ulaşılır. Ve turukin, bir takım yollarla ulaşılabiliyorsa, öyle yollar ve vesileler ki, sebepler ki, tufti ileyha, o maksatlara ulaştıran yollar, ulaştıran sebeplerle ancak maksatlara ulaşılabiliyorsa, cevabı burası lemmanın, kânet o zaman oldu, turukuha, o maksatlara ulaştıran yollar ve esbabuha, sebepleri, tabiaten leha, maksatlara tabi, muteberaten biha, onunla
itibar edilmiş oldu. O zaman eğer maksatlar mefsedete götürüyorsa o maksatlara ulaştıran yollar, vesileler de yasaklanması lazım diyor. Mesela bu buna benzer bir şey var. Yine usullerde مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Vacibin tamamlandığı şey de vaciptir. Farzın tamamlandığı şey de farzdır. Yani farza götüren şey farzdır, vacibe götüren şey vaciptir, harama götüren şey de haramdır. Bu kaideye daha uygun yani. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ kaidesine. Bu da onu diyor işte. İbn-i Kayyum da aynı şeyi söylüyor. Yani İbn-i Kayyum şu yukarıdaki yani bunu men eden, bunların yasaklığını kabul edenlerin görüşünü takviye ediyor. فَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمَاتِ haramların vesileleri vel maasi günahların nerede fi kerahatiha efendim kerahatinde vel men'i minha onlardan yasaklamada neyledir bihasebi iftaiha bu vesilelerin ulaştırması itibariyle ila gayetiha sonucuna ve irtibatıha bu vesilelerin irtibatlı olması itibariyle biha maksatlara. Yani bu vesilelerin maksatla ne kadar irtibatı var, sonuçla ne kadar irtibatı var buna bağlıdır. Anladınız mı acaba? Vesileler eğer sonuçta bir harama götürüyorsa, mesela şimdi bunun başka bir misal verelim. İslam direkt zinayı haram kılmamış. Zinayı hazırlayan sebepleri de haram kılmış. Bir erkeğin bir kadınla işte gayrimeşru şekilde bir arada bulunması, konuşması, ondan sonra teması, ondan sonra halveti, yani zina hemen bir anda olacak iş değil. Önce bunlar oluyor, bak bunları yasaklamış İslam önce. Yani tampon bölge koymuş. Demiş ki bu tampon bölgeye yaklaşmayın. Buraya yaklaşırsanız harama düşersiniz. Vesile, onlar vesile. Adam diyor ki ne olacak erkekle kadın konuşsun diyor. Yabancı erkek. Beraber otursunlar bir yerde ne olacak? Sonuç nereye götürüyor onu? Sonuç. Sonuca bakacaksın. Belki normal oturmasında bir şey yok. Sonucu. Yani bunlar hep vesile bakın. Ve vesailu taati ibadetlere vesileler. Vel kurubat o da ibadetler. Bunlar atıf tefsir. Fi muhabbetiha. Muhabbetiha değil mi? Evet. İbadetleri sevmede, taatlara vesile olmada. Efendim bunlar. Vel izni fiha. Bir de bunlara izin vermek, bu ibadetlere vesile olan şeylere bihasebi iftaiha ila gayatiha. Sonuçlarına ulaştırması itibariyle izin veriliyor bunlara. Sonuçları yani ibadetlere götüren vesileleri de helal olmuş oluyor. Öyle değil mi? Ya öyleyse fevesiletül maksudi maksadın vesilesi tabiatun lil maksud. Maksuda tabidir. Ne yapılacağı, yapılması kastediliyorsa oraya götüren vesile o maksada tabidir. Eğer maksat hayırsa onun vesilesine de izin verilir. Eğer maksat şerse sonuç itibariyle o zaman onun vesilesi de haram olur, mekruh olur vesaire. Ve kilâhuma maksudun. Maksud da maksudun vesilesi de bunlar ikisi de maksattır. Lakinnehu maksudu kastil gayyat. Ancak diyor o gayelerin kastını murad etmektir. Yani gaye sonuçları. Yani o efendim maksat neymiş? Gayeye ulaşmayı kastetmek. Ve hiye maksudetu kastil vesaili. Bu da vesileleri kastetmektir yani. Vesileleri kastetmekten maksat neymiş? Sonuçlara ulaşmayı kastetmektir. Birbirine vesile oluyor. Bunun ibarenin şeyi bu yani. Dolayısıyla bunlar ne oluyor? Bunların hepsi efendim sonucu itibariyle ulaştıracağı sonucu itibariyle neyse iş vesilesi de ona göre değerlendirilir. Eğer zarara götürüyorsa, harama götürüyorsa vesileler her ne kadar kendi zatında helal olsa da gaye itibariyle, sonucu itibariyle harama götürdüğü için harama dönüşür. Mesela buna şöyle desek olur mu? Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. İslam dininde yatsı namazını kıldıktan sonra eğer meşru bir işi yoksa, ciddi bir çalışması yoksa, ilmi çalışması yok, dünyevi çalışması yok, yatacak sabah namazına kalacak. Oturdu gece saat 1'e, 2'ye, 3'e kadar ve
Oturmak neydi de? Helal. He? Oturmak helal. Yani haram işlemeyerek oturursa. E şimdi bu sabah namazını geçirmeye vesile olursa bu oturma helal mi, haram mı? Haram. Eğer sonuç itibariyle bu oturuyorsa sabah namazına hiç gayet edinmiyor. Sabah namazı geçsin, önemli değil. Diyerek eğer oturuyor, hiç önemsemiyorsa bu oturma neye vesile oluyor? Sabah namazını kılmamaya vesile oluyor. He? O zaman ne oldu? Bu oturma harama dönüştü. O zaman onun vesilesi de haramdır. Haram derken de ona da tahrim-i mekruh demişler alimler. Es-simar ba'da salatil işa. Yani yatsı namazdan sonra fıkıh kitaplarına geçmiş. Konuşmak mekruhtur demişler. Tahrim-i mekruh. Boş konuşmak, boş. Ama ilmi çalışmak olur. O ayrı bir şey. Sabaha kadar da çalışırsın ama namazını geçirmemek şartıyla. Demek ki bir farzın terkine, bir haramın işlenmesine vesile olan şeyler de aynen o maksatlar gibidir. Abdurrahman, anlaşıldı mı? Bu önemli bir düstur aslında. Şuradan da biraz okuyalım. Evet. El kavlur racihu. Bu değerlendirmeyi yaptı. Tercih edilen kavl, söz, kimin sözü? Ellezine lem ya'tebiru sedde zerai'i. Ellezine, o kimseler ki lem ya'tebiru, itibar etmediler, değerlendirmediler. Sedde zerai'i, seddü zerai'i esasını değerlendirmeyenler ne olarak? Deliyle, müstakillen. Bağımsız bir delil. Min edilletil ahkam. Ahkam-ı şer'iyenin delillerinden müstakil bir delil olarak değerlendirmeyenler, bu yahteccununun haberi. Yahteccune, bunlar delil getiriyorlar. Neyle? Bi'ennel fiile mâdâme mübâhen. Bir fiil helal olmaya devam ettiği sürece fela yecûzu men'uhu, onu yasaklamak caiz olmaz. Bi ihtimalâtil iftâi ile mefsedeti. Sonuç itibariyle zarara ulaştırma ihtimalleriyle. Fehâdil ihtimalâtu, bu ihtimaller kat tahsulu, bazen meydana gelir, vakat la tahsulu, bazen de olmaz. Vesileler helalsa ileride zarara uğrama ihtimaliyle vesileler ne yapılmaz? Mübah olan fiiller yasaklanmaz diyor. Bunu itibar edenler fehiye min kabili zanni. Bu ihtimallerin oluşması veya oluşmaması zan kabilindendir. Zan. Katiyet ifade etmiyor. Ve zannu zan da la yugni minel hakkı şey'e. Haktan hiçbir şey gideremez. Vel hakkı hak olan enne hadil hüccete, bu delil daifetün, zayıftır. Diyorlar. Yani böyle ileride şu haramlara vesile olacağı için mübah olan fiiller de haramdır, caiz değildir diyenler, bunların sözleri zayıftır diyor. Fakat kulna, biz dedik ki diyor, inne ihtimalel mefsedeti, ileride zarar ihtimali, inkâne nadiran, eğer nadir olursa, ev galilen, ya da az, ev mercuhan, ya da tercih edilmiş değilse, la yumna'ul fiilu, fiil men edilmez. Yani çok böyle binde bir zarara götürebilir gibi az ise, o zaman bu meşru fiiller, vesileler yasaklanmaz. Ve kelamına, bizim kelamımız diyor, yani bu değerlendirmeleri kabul edenler, fîmâ yuftî ilel mefsedeti iftâen ketîrâ. Vesileler eğer sonuç itibariyle büyük zararlara, çok zararlara ulaştırıyorsa, o vesileler üzerinde yasaklama getirilir diyor. Anladınız mı? Çok büyük zararlara ulaştıracaksa. Örnek verecek belki. Bir haysu, bir şekilde ki yed'u ila galebeti zanni. Bu da zanni galibet daveti diyor. Bi vuku'il mefsedeti. Neye zanni galip? İleride zararın olacağına. Zanni galip oluşuyorsa, o zaman zanni galip oluşan yerlerde evet biz diyoruz ki vesileler mübah da olsa, zanni galiplik sonucunda harama götürüyorsa o vesilelerde yasaktır diyoruz diyor. وَالظَّنُّ الرَّاجِهُ, tercih edilen zan, yani zanni galip, muteberun, muteberdir. Fi ahkâmi şeriatı el ameliyeti. Amelle ilgili şeriat hükümlerinde bu geçerlidir. İtikatta değil. İtikatta zanni galip olmaz. İtikatta yakini olacak. Naslar kat'i olacak. İtikatta zan yok. İtikatta zan yok.
Ama ameli meselelerde, zann-ı galip hükümlerde geçerlidir, öyle değil mi? Zann-ı galip. Mesela sen namazda şimdi kaç rekat kıldığını şaşırdın. Zann-ı galibin, yani düşüncen hangi tarafa daha üstün geliyorsa ona göre hareket edeceksin. Zann-ı galip varsa, zann-ı galip yoksa onun da tabii uygulamaları var. Bak, zann-ı galip. Zann-ı galip esastır şeriatta. Öyleyse fela yüşteratu li sübutiha, ameli, şer'i, ameli hükümlerde şart koşulmaz, şart değil, kılınmaz. El yakînü yakîn. Kesin, kesinlik. İlla kat'iyet, şart değildir. Fakat messelna, biz örnek getirdik. Bima şer'ahu şari'u, şari'in ortaya koyduğu şeylerle. Min ahkâmi binâin, min ahkâmi binâin. Ale zannil galib. Ya da min ahkamin, hükümlerden şari'in meşru kıldığı şeyi örnek getirdik. Binaen ale zannil galib. Zann-ı galibe binaen. Kema fi kabuli haberil vahidi. Haberi vahidi kabul etme gibi. Mesela ibadetler konusunda, işte bir suyun temizliği konusunda vesairede vesairede haberi vahid geçerli midir, değil midir? Geçerlidir. Kıble konusunda. Bir tanesi geldi sana dedi ki kıble bu taraf. Zann-ı galip de o tarafı şey yapıyor. Adamın haberi vahidi geçerlidir. Ve şehadeti, şahitlik de efendim bazen tek kişinin şahitliği de geçerlidir. Onların yerleri var. Ve haberil mer'ati, kadının haberi, bunlar yukarıda geçmişti. Efendim kadının haber vermesi. Anin gıdai iddetiha. Boşanma halinde kadın iddetim doldu diyor ya da dolmadı diyor. Kadının sözü haberi vahittir. Kabul edilmiş, şeriat bunu kabul etmiş. Yalan söyleme ihtimali olduğu halde diyor. Zann-ı galibe göre hareket edilir. Anladınız mı? Evet. Ve hadi ahkamın, işte bunlar hükümlerdir. Şuriat meşru kılındır. Tahkik-i mesaliha racihatin. Böyle kabul edilen maslahatları gerçekleştirmek için. Ve inkânet fîhe mefâsidü marcuha. Her ne kadar böyle muhtemel zararlar olsa da, mesela haber-i vahitte adamın yalan söyleme ihtimali olsa bile, kadının iddetinin bittiğinde ya da bitmediğinde yalan söyleme ihtimali olsa bile efendim tercih edilen maslahatlar olduğu için onlar kabul edilir. Nazaran lihtimali kizbil muhbiri, o haber-i vahitte haber verenin yalan söyleme ihtimaline bakarak, evil şuhudi ya da şahitlerde, evil mer'ati ya da kadının iddetiyle ilgili haberinde yalan söyleme ihtimaline bakarak, her ne kadar yalan ihtimali olsa da zann-ı galip efendim maslahat tarafını tercih ettiği için haberi vahidin haberi kabul edilir. Şahitlerin yalan söyleme ihtimali olduğu halde şahitliği kabul edilir. Ondan sonra kadının iddetin bitti veya bitmedi sözleri, yukarıda geçti bu meseleler, kabul edilir. Ve senezkuru ma şera'ahu eşşari'u. Sonra şari'in efendim emrettiği şeyleri zikredeceğiz. Min ahkamin, bir takım hükümlerden. Niçin? Lider il mefsedeti, zararları ortadan kaldırmak için. Der, def etmek için. Der imanası, mesela hadis-i şerifte var. İdra'ul hudude mestedatun. İdra'ul hudud dera'yed ra'uden. Mesela ayette de geçiyor. Ve tedra'u anhel azabe enteşhede erba'a şehadatin billahi innehu lemine kâdibin. Lian bahsinde, lian. Kadın dört defa şahitlik yapıyor. Diyor ki, vallahi kocamın bana ispat ettiği şeyde ben doğruyum, o yalancılardan. Beşincide de diyor ki, eğer kocam doğruysa, ben yalancıysam, efendim Allah'ın gadabı benim üzerime olsun derse, kadın kurtulmuş olur. Tamam mı? Bak, belayı, şey, azabı ne diyelim, cezayından kaldırdı. Kocası ona zina nispet ettiğinde. Eğer bunu söylemezse zinayı kabullendi demektir. Ha? Lianda mesela kocası yemin etti. Dört defa yemin etti. Dedi ki vallahi hanımıma nispet ettiğim şeyde ben doğrulardanım. O yalancı. Beşincide eğer ben yalancıysam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyecek. Sonra hakim dönecek kadına diye. Hadi sen yemin et bakalım yapmadığına dair. O da yemin edecek. Vallahi kocamın bana nispet ettiği şeylerde kocam yalancı. Ben doğrulardanım. Beşincide eğer o doğruysa Allah'ın gadabı benim üzerime olsun. İkisi de yemin ettiyse liyanda.
O zaman hakim araları fesheder. Ayırır. Nikahlarını fesheder. Fesih. Tamam mı? Evet. İkisi de cezadır. Birisi iftira cezasından kurtulmuş olur. Birisi de neden kurtulmuş olur? Zinanın cezasından kurtulmuş olur. İşte buradaki der kelimesini söylemek için. Zararı kaldırmak için. Öyle zarar ki racihati. Yani belli zararlar. Tercih edilen. El muhtemele fil vuku'i. Vuku'u muhtemel olan. İnde zikri edilletil kavlil ahar. Başka sözleri zikretme zamanında efendim böyle vuku muhtemel olan ve zararı belli olan meselelerde zararı def etmek için Allah Celle Celaluhu bir takım hükümler koymuş. Onları ileride zikredeceğiz diyor. Burada kalalım. Buradan sonrası iki ders olur belki. Sümme min gayril makbul aslında ders başı değil. Ama burada kalalım. Oraya da devam edelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.